bu süreçte evde kalmanın yanı sıra tabii müzik insana gerçekten ilaç gibi geliyor. Bu zamanda da siz çok güzel bir şarkıyı müzik severlerle buluşturdunuz. Son tekniniz, yeni şarkınız Sarmaşık. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Söz ve müziği size ait. Evet. Ama biraz daha sanki daha farklı bir Güliz Aile var. Hem sound olarak hem de görünüş olarak. Bu şarkı nasıl ortaya çıktı? Bu şarkıyı geçen yaz yazdım aslında. Ve işte aranjörü Ufuk Kevser. Daha önce de çalıştığım Öyle Sev'de çalıştığım Öldür Beni'nin remix versiyonunda çalıştığım arkadaşım. Onu da çok seviyorum. Fazla uğraştığımız bir şarkı oldu aslında. Mesela nakaratı komple başkaydı ve işte onu değiştirdik. Ya ben söz ve bestesini yaparken uğraştığım kadar Ufuk da aranjmanıyla bir o kadar uğraştı. Ya yapım süreci bayağı uzun sürdü. Yani biz Ufuk'la demo kaydettiğimizde, hatta ben ilk bu şarkının demosunu kaydettiğimde bir yıldan fazla oldu, öyle söyleyeyim, hani geçen yaz bile değil. Şarkı çok başka yerlere evrildi. İmaj için de şunu söyleyebilirim, bu hani fark edilen ve bana getirilen bir soru zaten. İşte herkes diyor ki işte olmazsa olmazdaki kız değilsin artık. Değilim çünkü o zaman 27 yaşındaydım. Şimdi 32'ye giriyorum, çok az kaldı. Bir olgunlaşma süreci var tabii, değil mi? O da yansıyor şarkılara. Muhakkak, yani şarkıları da yansıyor, işte giyim tarzınıza da yansıyor. Daha dişi diyorlar mesela Sarmaşık klibindeki gördükleri kadına. Ben diyorum evet daha dişi. Yani bunu bilerek ve isteyerek yaptık, hani daha dişi görünmek istediğim için yaptık zaten. Bu da bir ekip çalışması. Bu arada onlara da teşekkür ederim. Görkem Öden styling, Murat Bulut saçta, Nihal Dinç makyajda ve yönetmeni Murat Şoker. Böyle karar verdik. Burada biraz daha elektronik altyapıyı hissedebiliyoruz ama, değil mi? Yanılmıyorum sanırım. Aslında şöyle açıklayabilirim bunu. Şimdi ben şarkılarımı bestelerken elimde bir gitar, gitarla akustik bir enstrümanla besteliyorum. Ama çalıştığım aranjör her kimse, mesela Ufuk akustik enstrüman kullanan biri değil çok aranjmanlarında. Aslında biraz aranjör kimse onunla da sound'unuz değişiyor. Yani birazcık da o çalıştığınız insanlar belirliyor. Ben de böyle çalıştığım insanlara sürekli işte yanına sandalye çekip şunu şöyle yap, bunu böyle yap falan diyen biri değilimdir. Hani aksine bestelediğim şarkıyı ilk yolladığımda önce onların ne düşündüğünü, bu sadece benim gitar vokalle kaydettiğim şeyin onlarda neyi canlandırdığını, onların hayal gücünü duymak istiyorum. Ondan sonra ben de hani işe müdahale olmaya başlıyorum. Ufuk